Siyasetçilerin hepsi yalan konuşuyor. İlk önce vaadi bulunuyor, başkası aldı götürdü diyecek. Politikacının sözüne inanmayacaksın. İnanıp da oy vermeyeceksin. Bana göre projeydi abi, yani oy alma projesi. Şimdi biz gençler olarak sürekli haklarımız yeniliyor. Ordu Vizyon YouTube kanalından merhaba. Bugün Ordu sokaklarında bir önceki Milli Eğitim Bakanı'nın seçim çalışmalarında Ordu halkına vaat ettiği yatırımların yeni gelen bakan tarafından diğer illere kaydırılmasını konuşuyoruz. İllaki bir açıklaması vardır. Yani bu başka illere kaydırıldıysa burası için daha iyisi olacaktır. Böyle düşünüyorum. İllaki bir sebebi vardır. Yani tam konuya vakıf değilim. Bir bilgi sahibi değilim. Ama aklıma ilk olarak bu geldi. İllaki bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. Şeydi abi, yani oy alma projesi. Şimdi insanlar belli noktalardaki buradaki oyları topladılar. Zaten onun burada durmayacağı aşikardı zaten. Buralı değil o adam, buraya ne kadar yatırım yapabilir? O sözü onun vermesi lazım zaten. Buralı olmayan biri olarak. Ne kadar yalan söylüyor, doğru söylüyor gördük zaten. Şimdi yerine gelen de zaten bunu uygulamayacağı, o da aşikar. Bu sistem devam edecek abi böyle. Yapacak hiçbir şey yok yani. Biz düzelmesini bekleyeceğiz. Günleri umutla geçireceğiz. Başka bir yaparımız yok. Politikacının sözüne inanmayacaksın. İnanıp da oy vermeyeceksin. Yani budur. Özet budur tabii. Yani politikacıların %99'u yalancı. Yalan. Zaten yalanla yönetiyorlar bu ülkeyi. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yapalım yani. Alıştık. Hep söz veriliyor, tutulmuyor. Başka ne diyelim ki? Bu kadar. Biz gençler olarak sürekli haklarımız yeniliyor. Ama ne diyelim? Bir şey deme şansı bize bırakmıyorlar. O yüzden yani yapılsa bizim için tabii ki daha iyi olurdu. Ama yapılamadığı için de bir şey söyleyemiyorum. Yalan konuşuyor işte. Siyasetçilerin hepsi yalan konuşuyor. İlk önce vaadi bulunuyor. Başkası aldı götürdü diyecek. Biraz sonra yani gelecekler, çıkacaklar meydana. Biz size söz verdik. Ama ne oldu? Filancı bizden daha baskın geldi. Aldı götürdü bizi. Hepsi yalan. Danışıklı dövüş kardeşim. Bunlar bitmiş artık. Beyin olarak da bitmiş. Her şey olarak bitmiş. Ülkeyi sürükledikleri duruma bakar mısınız ya? Ekonomi olarak çökmüş, bitmiş bir ülke. Gençlerin suratlarında asık geziyorlar. Hiç görüyor musunuz bak, mutlu bir insanı? Biz bak esnafız, mutlu muyuz? Bak diyelim kaç kişi, bak 5 kişi. İçeri giren yok. Hep hikaye. Siyasetin hepsi yalan, hepsi yalancı. Verdikleri sözler, yapacağız diyenler de yalan konuşuyor. Bakın bunu net söylüyorum. Hepsi yalancı. Bunlar siyaseti tamamen bırakıp bir evlerine otursunlar, bir köşeye çekilsinler. Bunların yaptıkları siyaset yalan üzerine kurulmuş. Benim diyeceklerim bu kadar.